Ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Beril ben, nasılsınız? Gördüğünüz gibi koltuğumda yine kurulmuş durumdayım. Kitabım yanımda, bir yanımda da kahvem. Size şöyle bugünkü şu an içtiğim ikinci fincan kahvem oluyor bu. Şöyle koyuyorum bunu da, şöyle koyayım dökülmesin. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Bugün günlerden cumartesi ve ben yeni bir vlog başlangıcı yapıyorum. Gördüğünüz gibi bugün biraz geç uyandık. Saat şu an 12'ye geliyor, hatta 11.30-12'ye geliyor. Biz uyandık, kahve hemen yaptık, kahve keyfimizi yaptık. Kaan biraz hazırlanıyor, onun birkaç ufak işi var. İşe gidecek, ben de öyle uyandım. Bugün böyle biraz böyle mayışık bir uyku modunda kalktım. Biraz da fazla uyumanın etkisinden dolayı herhalde. Normalde biliyorsunuz bu kadar fazla uyumuyorum ama dün akşam Aslı, ben ve Kaan o kadar güzel bir müzikale gittik ki, tiyatro sahnesindeydi. Yıldızların Altında diye bir müzikal vardı. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Biraz geç bitti. Ondan sonra çıktık, küçük parka yürüyerek gittik. Güzel bir salep, sıcak kış çayı falan içtik derken bayağı geç geldik eve. Tabii ki de ben direkt eve gelemiyorum. Direkt Leo ve Zeytin Bey'i de bakmaya gidiyoruz. Onları kontrole gidiyoruz. Onların mamalarını verdik derken gece saat 1'e doğru eve girdik. Biraz yorulmuşuz herhalde, böyle keyifli bir yorgunluktu. O yüzden bugün biraz geç uyandık. Şimdi ben kahvemi içiyorum. Kaan birazdan gidecek. Onun ütülerini yaptım gördüğünüz gibi. Hemen hazırladım kombinlerini, ütüledim. Biraz kitap okuyacağım. Bugün biraz böyle mayışık bir şekilde uyandığım için kitap okurum. Birazcık böyle ortalığı toplarım. Çamaşır attım makineye. Çamaşırları ayarlarım falan derken Kaan geldikten sonra da bugünkü planımız Urla'ya gitmek. Bu hafta sonu yine benimlesiniz. Yarın eğer bir sıkıntı olmazsa arkadaşlarımız gelecek kahvaltıya. Birlikte Urla'da bahçede güzel ve keyifli bir kahvaltı yapacağız. Pazar kahvaltısı. Bayağı heyecanlıyım bu yüzden. Kim gelecek? Tabii ki de Aslı, Gizem ve Rıdvan gelecek. Hep birlikte güzel bir pazar kahvaltısı yapmayı planlıyoruz. O yüzden biz de bugün akşam üstüne doğru Urla'ya doğru biraz gidelim dedik Kaan'la. Geçen hafta izinliydim ben. Hep gitmek istiyorduk ama izni bölüp de bir türlü evden çıkamadığımız için Urla'yı biraz özledik. Hava da mis gibi. Bugün güneşli. Yarın da aynı şekilde gözüküyor. Akşamlara doğru İzmir'in havası bayağı bir soğuyor. Dün bayağı bir üşüdük gece ama gündüz öğlen vakitlerine kadar inanılmaz güzel, sıcacık bir hava var. Öyle yani arkadaşlar. Yine her zamanki gibi benimlesiniz. Yine bir vlog başlattık. Ben şimdi şöyle güzel bir kahvemi ve kitap keyfimi yapayım. Daha sonra yeniden hep beraber olacağız. Dün Sibel vardı, evi temizledi, makineye çalıştırmıştım, birkaç şeylerin yerine hani öyle koymuş, onları düzenledim. Şimdi suyumu içiyorum.
şu şişelerin camından alacağım artık, cam plastikten içmeyeyim diye. Ama şunlar böyle 500 milimlik oluyor ya, böyle bundan 4 ya da 5 şişe bitiriyorum ben ofisteyken gün içinde. Düzenli olarak böyle su içmemi de sağlıyor. Bu aralar böyle bir yeni bir şeye girdim. Bir ara sürekli büyük bardaklara böyle pipetle su içmeye şey yapıyordum, hevesleniyordum. Çok da güzel içiyordum. Hep böyle su içmek için kendimi böyle bir motive etmeye çalışıyorum sürekli. Su içmeyi çok seviyorum ve düzenli olarak da günde 2,5 bazen 3 litre falan buluyor hatta. Su içiyorum. Şu anda beni hangi gün ve hangi saatte izliyorsanız o zaman hadi kapatın hemen şunu. Gidin kendinize bir su alın. Güzel bir bardağa koyun. İçme hevesiniz yoksa da suyu içmiyorsanız ya da çok su içmek aklınıza gelmiyorsa içine bir tarçın atın. Tarçının suyu, ben bayılırım. Tarçın atın, limon atın, nasıl seviyorsanız. Ben bu aralar hep böyle bir değişiyor sürekli düzenim. Bir ara tarçının suya takmıştım. Sürekli tarçının suyu içiyordum. Hatta tarçının, yani bir şişenin içine bir tane tarçın atın. Bir gece bekletin, sabah yukarıdaki komşunun çocuk şu an uçuşmadı. Suyunuzun içine tarçını atın. O tarçın sabah kadar aromasını bırakıyor ve onun sabah kalktığınızda aç karnına hani bir bardak o şekilde bir su için hem kan şekerinizi dengeliyor hem de böyle yağ yakımınızı hızlandırıyor. Hem de böyle aroması güzel olduğu için su içmenizi de kolaylaştırıyor. Ben sürekli düzenli olarak böyle su içtiğim için hep böyle değiştiriyorum. Bu arada bunu takmış durumdayım. Hiç bardaktan su içmek istemiyor canım. Bunların camlarından alacağım. Cam bu 500 ml'lik olanlarından varsa bir ona bakacağım biraz. Ondan istiyorum. O yüzden hadi şimdi bir bardak suyunuzu için benim için alır mısınız? Su hatırlatması. Bakın 1 litre suyu içmiş oldum. 2 şişe içtim bundan. 1 litre suyum tamam. Şu an bu 1,5 litremin suyu. Her neyse şimdi 1 litre suyumu içtim. Acıkmıştım. Temin bölümü midem kazınmaya başlamıştı. Saat bu arada 1'e geliyor. Ama yok yani şu an suyu içince bayağı bir tıkadı. Böyle bir faydası da var. Yani resmen su hatırlatıcınız oldum. Ben biraz hızlı konuşuyorum da bazen kelimeleri yuvarlayabiliyorum. Artık tanıyorsunuz zaten. Her neyse şimdi bugün Kaan geldikten sonra akşamüstüne doğru Urla'ya gideceğiz. Ve kalacağız orada. Yarın dediğim gibi arkadaşlarımız falan gelecekler. Urla'da olacağız bu hafta sonu. Şimdi açlığım biraz gitti. Biraz bastırdım. Saçım kötü, fena. Şöyle düşünüyorum, birkaç tane ütülemem gereken kıyafetlerim var. Bence hazır ütüyle sabah bir açtım, bir ütüledim. 2 dakika bir iki tane kıyafetim var. Ben onları ütüleyip aradan çıkartayım istiyorum. Bir de yarın gideceklerimizi şöyle bir hazırlayayım. Toparlayayım. Kıyafetlerimi kombinleyeyim ve Urla'ya da gidiyor olsam, sonuçta orası benim evim ama sonuçta fotoğraf çekiliyorum. Güzel kombinlerle böyle evde güzel kıyafetler giymek benim hoşuma gidiyor. Yani ev kıyafeti rahat, salaş, şık, her neyse fark etmez. Kendinizi iyi hissetmek için bence bunu yapın. Ben mesela bu şu pijamalarımdan inanılmaz memnunum. Şortlu. Çok da seviyorum zaten bunları. Bunları bugün yıkayacağım artık. Belki hatta yıkayıp kurutmaya atıp yetişebilirsem Urla'ya bile götürebilirim. Bunun çünkü şeyi uzun kollu. Güzel oluyor. Her neyse şimdi bir iki tane kıyafetim var. Onları bir çıkartayım. Urla'ya gideceğimiz kombinlerimi hazırlayayım. Ütülenecekleri de bir iki dakika ütüleyeyim. Bu arada ben ütü işlerini nasıl yapıyorum diye sorarsanız ilk evlendiğim zaman ütüyü sürekli biriktiriyordum. Yani şöyle atıyorum, yıkanıyor, çamaşır makinesinden çıkıyor, katlıyorum. Böyle bir sepetim var. Sepetin içine koyup biriktiriyordum hepsini. Ya sonra haftada bir bakıyorum kocaman daha iyi bir ütü olmuş. Zamanım yok. Hafta içi her gün çalışıyoruz. Akşamları yapamıyoruz. Sonra bakıyorum giyecek kıyafet bulamıyorum falan derken böyle bayağı bir zorlanıyordum. Artık sonra dedim ki yapacak bir şey yok. Yıkıyorum. Direkt askılarını asıyorum. Güzel bir şekilde şöyle silkeleyip katlayıp. Katlanacakları katlıyorum. Silkeliyorum. Güzelce askılarını asıp yerlerine yerleştiriyorum. Giyeceğim zaman hangi kıyafeti giyeceksem bir gün önceden zaten hep ayarladığım için her şeyimi, kombinlerimi işe giderken her zaman şey yapıyorum. Bir gün önceden çıkarıp onları 2 dakika ütüleyiveriyorum. Hani hem çok zamanımı almıyor. Bazen sabahları bile 2 dakika ütüleyip öyle giyiyorum mesela üzerime. Hem temiz oluyor hem ütülüyorum. Hem daha pratik oluyor ve dağınıklık da olmuyor. Yani gözümde büyümüyor ütüler. O yüzden şimdi yıkayıp askılarını astığım elbiselerim falan var işte şimdi. Onları yerlerine alıp ütüleyip yerleştireyim. Hafta sonları genelde kış döneminde her hafta sonları evde olduğumuz için böyle vakit buldukça böyle toplu toplu ütüleyip hani hafta için daha kolaylık olsun diye yapıyorum. Çok ütü yapmayı sevmeyen bir insan olduğum için ama yine de genelde bu şekilde daha anlık ütüler yapıyorum. Bu benim daha kolayıma geliyor. Öyle yani. Şimdi hadi gelin ütü yapalım birazcık. Şimdi şöyle yatağın üzerine ben koydum. Kısa bir telefon konuşması yaptım. Size şu yeni aldığım şeyi göstereceğim. Çarşaflarımı yıkadığım için şu an böyle. Şunu bakar mısınız? Triko elbisenin güzelliğine ya. Bakın bakın. O kadar hevesli aldım ki bunu. Bunu muhtemelen pazartesi günü giyeceğim. Altına hava durumuna göre. Ya koton çoraplarla ya da böyle spor ayakkabı bobetle giymeyi planlıyorum. Sadece içine bir astar gibi bir şey yapsam iyi olur ama içine bence şey düşündüm. Şöyle krem rengi bir
body. Altına da benim çok güzel böyle hep böyle bu tarzın içine giydiğim böyle taytlarım var. Ten rengi falan. Onu giymeyi planlıyorum altına. Bence öyle güzel olur diye düşünüyorum. Bakın ya. Şöyle bir triko elbise aldım. Bir tane daha. Şunları zaten biliyorsunuz. Şunları ütüleyeceğim de. Şimdi çıkardım. Şunu da size bir hemen 2 dakika göstereyim. Ay düştü. Bakar mısınız ya? Şöyle de bir elbise daha aldım. Bir dakika hemen şunu bir askıya asayım ben. Yani şöyle kapatmıyorum artık kamerayı ya. Şöyle Leo şey desenli. Yeşil kahve tonları benim en sevdiğim tonlar. Şöyle bir elbise. Ön tarafı böyle pireli, uzun kolu, balon kol geliyor. O kadar güzel, o kadar hoşuma gitti ki şu elbise ya. Şöyle belinde ince bir kemeri var. Purple by Balm'dan aldım bunu da. En son yaptığım alışverişler şöyle. Bunları ikisini de çok beğenerek aldım. Başka bir şey aldım mı ben ya? Başka bir şey almadım hala. Bu ikisini aldım. Çok beğenerek aldığım kıyafetlerin. Bunları da ütüleyeceğim, bir yıkadım çünkü. Ütüleyip şu tulumumu belki yarın giyerim. Hazır pazar günü şöyle hem şık hem spor olsun diye düşündüm. Öyle. Hadi bakalım şimdi ütüye. Miyu da burada. Miyucuğum. Ben nerede, sen orada. İçeride uyuyordun sen. Miyu'yu görmeyi çok beğenmişsiniz ya. Bize Miu'yu göster deyip duruyorsunuz. Miu'yu güzelce sildim. Güzelce temizledim. Anneciğim. Oh bebeğim. Ben nerede? Orada. Allah'ım. Şu tulumumu ütülemek istedim. Çünkü bunu yarın kahvaltıda giymeyi düşündüm, planladım. Eğer üşürsem de üzerine bir şey giyerim. Sivit gibi bir şey giyerim dedim, ya da bir hırka. Güzel olur. Bunu da Askı Nişantaşı'ndan almıştım. Yazın biraz böyle giydim bunu, güzel güzel. Çok hoşuma giden bir tulum. Hem böyle kumaşı da rahat. Öyle işte. Ütü olayımı bu şekilde yapıyorum işte. Bu arada ben ütümden inanılmaz memnunum. Buharlı ütü. Daha önce de size bazı videolarımı da göstermiştim. Merak edenleriniz olmuştu. O kadar memnunum ki, buharlı, kazanlı buharlı işte bir ütü. Tefal'in, maşallah nazar değmesin. Bu ütüme bayılıyorum. Yani çeyiz alışverişi yapacaksanız ya da böyle bir ütü alma, ütümden memnun değilim derseniz Tefal'in bu buharlı kazanlı ütülerini tavsiye ederim. Ben 6 yıldan beri kullanıyorum. Hiçbir şey olmadı. Tabii düzenli kullanıyorum. Yani şöyle düzen derken, suyunu hep böyle elimden geldiği kadar arıtılmış su kullanıyorum. Düzenli olarak haftada bir ya da iki kere kireçlenmesini önlemesi için onu temizliyorum. Kireç önleyici falanla. Böyle o yüzden bayağı şey güzel idare ediyor yani. Malınıza iyi bakacaksınız arkadaşlar. Böyle. Şu anda mesela annemin kazanlı ütüsü yok, böyle buharlı. Normal ütüsü var. Onunla ütülerken bir garip geliyor böyle. Ütü buhar vermiyor ya, sanki ütülemiyor gibi hissediyorum. Şöyle. Önce şu paça taraflarını ütüleyim de. Biraz karışıyor çünkü. Korktum. Miyucum bir müsaade mi etsen bana, ayağımın altında? Şu keten şeyi sabahlığımı ütüleyeceğim, gri. Keten olduğu için böyle yıkanınca acayip kırışıyor. Zaten normalde de kırışık bir kumaşı var ama. Şimdi biraz da bunu, teni biraz da açtım. Şöyle üzerinden tekrardan geçeyim. Şurayı da şöyle ütüleyeyim birazcık. Ütülediklerimi de şöyle asıyorum ki karışmasın. Ütüler bitti. Şu anda saat 2'ye geliyor ve bakar mısınız? O kadar güzel bir yulaf hazırladım ki kendime. Gözüm döndü bir anda. Bir önceki videoma gösterdim. Hiç tekrar tekrar çekmek istemedim. Süt, muz ve yulafı pişirdim. İçine tarçın koydum. Üzerine bir tane cennet hurmam kalmıştı. Cennet hurmasını şu şekilde koydum. Üzerine şöyle ceviz koydum. Tahin koysam mı bilemedim. Belki şuna birazcık tahin ekleyebilirim. Şuradan taşımı alayım. O kadar güzel oldu ki ya. Çok acıktım zaten. Şu an çok keyifliyim. Tahin koymayabilirim içine çünkü tarçın falan var. Çok da böyle kalorisini yükseltmek istemiyorum. Ama siz de bilginiz olsun. Şöyle güzel bir tabak hazırlayıp kendinize kahvaltınızı ve keyfinizi yapabilirsiniz arkadaşlar.
Şimdi bana afiyet olsun, vallahi acıktım. Kanışamıyorum. Resmen bu maskeyi yapınca kanışamıyorum. Bakın. Şu an deli gibi geriliyor cildim. Saatlerimiz şu anda 4'ü gösteriyor. Bütün bir gün evdeyiz gördüğünüz gibi bu cumartesi. Kaan hala gelmedi. Ben ütülerimi yaptım. Hatta size şöyle göstereyim bakın. Şunlar çıktı. Bu çarşaflar kurulamadı. Çocuğum. Biz bu minnoşla bayağı bir uyuduk, uyandık falan, keyif yaptık. Şimdi bunlar kurutma makinesinden çıktı. Şöyle katlar şekilde koydum. Bunları ütüleyeceğim. Ama kurutma makinesinde bir kuruması gereken birkaç bir şey daha var. Onları da çıkardıktan sonra toplu tekrardan bir ütü yapacağım. Gördüğünüz gibi bu elbisemi ütüledim. Şu Kaan'ın sivitini ütüledim. Şunu ütüledim. Burada Kaan'ın iki tane tişörtleri var. Bunları ütüledim. Dolaba da birkaç tane şey astım. Derken kahvaltımızı yaptık. Ortalığı topladık. Şimdi dedim ki bir duşa gireyim. Kaan işi biter gelirse Urla için bir şeyler hazırlayacağız. Oraya götüreceklerimiz var. Yarın sabah kahvaltı olacağı için, pazar kahvaltısı. Buzluktan bir şeyler çıkaracağız. Bu arada ben size gösterdim mi ya? Bakın. Açılmıyor. Bakar mısınız? Bunların hepsi de domates. Kışlık domateslerimiz. Şurada bakın buzluğuma koyduğum köftelerimi bir şekilde hazırlayıp koydum köftelerimi. Bu rafta şimdi açmayayım. Kaan onları güzel yerleştirdi çünkü. O raftada biz şey yapıyoruz. Patlıcan, kırmızı biber, yeşil biberi közleyip onları bir şekilde böyle buzluğu poşetine koyuyoruz. Hem böyle akşam yemeklerine meze gibi yoğurtlu olarak meze yapabiliyoruz. Sabah kahvaltılarında onları böyle yağda böyle hani pişirip kahvaltılarda sos niyetine yiyebiliyoruz falan. Kışın çok güzel oluyor. Domatesleri de kavanozda yapmıyoruz. Annem de lan yapıyor kavanozda. Biz rendeleyip koyuyoruz buzdolabı poşetlerine. Hem pratik oluyor hem çok lezzetli oluyor. Bilginiz olsun. O şekilde. Şimdi onlardan birkaç tane koyacağım. O yüzden şimdi çıkartmama gerektirecek bir durum yok yani. Biraz bir şeyler hazırlayacağız falan derken bu videoyu bu şekilde ev videosu oraya gidinceye kadar çekmeyi planlıyorum. Yarın yeniden bir tekrardan bir vlog başlatırım diye düşünüyorum. İkisi birlikte ona çok karışacak çünkü böyle hani ev vloglarını da seviyorsunuz. Ben de valla ev vloglarını çok seviyorum biliyor musunuz? Böyle evde çekilen videoları izlemeyi çok keyif alıyorum. O şekilde şimdi şu kahvaltılıklarımı makineye yerleştireyim. Ama öncesi bir Türk kahvesi içmek istiyorum. Türk kahvesi içmem lazım şu anda. Yeşil çaydan sonra pek canım çekmedi ama duştan sonra şimdi güzel bir Türk kahvesi keyfi yapalım. Sonra bakacağız. Yine benimlesiniz zaten. Şurada fincanlarım var. Şu fincan dolabımla bir yere düzenlemeyi istiyorum ama böyle dağınık da hoşuma gidiyor. Tek takıntılı olduğum şey şöyle hepsinin aynı yere bakması gerekiyor. Şunlar bozuyor işi ama her neyse. Şurada kadehler falan var. Şimdi şu fincanla Türk kahvesi içmek keyifli oluyor. Çünkü şey hem böyle büyük. Aslında şurada da birkaç fincanım daha var. Şu toprak fincanımı kullanmak isterim aslında ama neyse ya bunu içelim şimdi. Güzel bir Türk kahvesi şöyle koyayım dökmeden. Bu arada ben size kahve köşemi gösterdim mi hiç? Hep böyle videolarda görüyorsunuz ama bakın şöyle bir kahve köşem var benim. Basit ve pratik. Şu siyah tepsim. Şu siyah tepsimi normalde ben sunumlarla falan kullanıyordum diğer evimdeyken. Buraya gelince şöyle bu şekilde bir tepsi yaptım. Şurada Türk kahvesi kavanozum. Bu mum o kadar güzel kokuyor ki Kaan'ın şirketten aldım ben bunu daha sonra. O kadar güzel kokuyor ki çok harika kokusu var bu mumların. Şurada bir arkadaşımın, hava arkadaşımızın nişanından kalan çekirdekler var. Kahve çekirdekleri böyle koymuş. Ben de kahve köşesi olduğu için onu buraya koydum böyle uyumlu olsun diye. Şu Starbucks kahvesiz fincanı zaten bunlar çok güzel oluyor. Böyle hani temsili böyle kahve köşesi olduğunu belli etsin diye böyle kahve köşeme koydum. Şurada kapsül kahveler vardı şu kavanozun içinde ama buraya tekrardan bir şeyler koyacağım. İçine böyle zencefilli kurabiye falan koyuyorum böyle kış döneminde. Güzel oluyor diye bunu hiç ayırmadım. Bu kapağı da güzel, hoşuma gidiyor. Şurada küçük minik bir sunumluğum var. Böyle kahve işte fincanı. Yanında böyle çikolata falan böyle bir tane koyuluyordu. Bunu da böyle kahvelerde hani genelde kahve içerken yapıyorum diye koydum. Şu da benim peçeteliğimdi aslında. Şöyle çıkartmayayım devrilmesin. Bu peçeteliğimi de bu şekilde şu keselerimi şu kahve makinesinin üstüne koyduğumuz kağıt keseleri koydum bu şekilde bunun içine. Şöyle duruyor. Bunlar azalmış. Kese almamız lazım. Böyle şirin ve güzel bir kahve köşem var böyle sizi karşılayan. Ona tabii ki değişiklikler de yapılabilir ama benim başka aklıma bir şey gelmedi. Şuraya bir
Nasip olursa güzel bir Türk kahvesi makinesi gelecek. Bu karavana gidecek muhtemelen. Ya da belki tam tersi de olabilir bilmiyorum. Ama şu andaki kahve köşem bu şekilde. Şöyle size göstereyim. Bu makinemden zaten çok memnunum. Daha önceki vloglarımı da göstermiştim. Şurada bakın çekirdek. Çekirdeği öğüterek yapan bir makine bu. Çok memnunum ve çok seviyorum. Hem burada şey de var. Kaşık yani şey normal toz filtre çekilmiş filtre kahve de yapabilirsiniz. Normal çekirdekten de yapabiliyorsunuz. Hepsini yapıyor. 12 kişiye kadar yapıyor. Bu makinemden çok memnunum. Rooster Hops diye geçiyor. Böyle yani şurada küçük bir kahve köşem var. Şimdi şu güzel fincanımda güzel bir Türk kahvesi içelim hadi. Kahvem pişerken bunu bana birkaç kez sordunuz. Vloglarımda görüyorsunuz. Şöyle güzel bir çatal bıçaklarımı koyduğum bir alanım var benim. Karışık gibi durabilir ama bence düzenli. Yani bence tabii ki de yine daha düzenli yapmaya çalışıyorum gün içerisinde. Şurada kepçelerim ve tahta kaşıklarımın olduğu bir bölümüm var benim şu şekilde. Çok fazla olmadığı için zaten şöyle güzel bir şekilde hepsi bence yerli yerine duruyor şu şekilde. Şurada büyük bıçaklarımın olduğu yer var. Şunu da böyle çok kullanmıyorum. Nadir kullansam da bunu buraya koydum. Böyle yoğurt plastik işte şeylerin poğaçaların üstüne böyle yumurta falan koymak için. Şurada maşam falan var. Büyük kesme bıçaklarım var. Şurada daha ince böyle kullandığım çatal bıçak takımım var. Çatal ve kaşıkları buraya koydum. Burada bütün çay kaşıklarım burada. Şunlar da dahil. Bunları kullanıyorum zaten. Burada tatlı kaşıklarım ve tatlı çatallarım var. Burada bıçaklarım. Burada günlük olarak kullandığım diğer çatal bıçaklarım var. Bunları şu şekilde koydum. Kaşıklar burada, çatallar burada. Burada Emsan'dan aldığım gold takımım var. Burada diğer bıçaklarım var. Şunları da şuraya koydum. Şu şeffaf pipetlerimi de böyle koydum. Tabii bunları ben yerleştirirken çok hassas yavaş yavaş yapıyorum ki bunlar kırılmasın. Şuraya da işte şurada bir açacağımız var. Bu benim mutfak makası. İşte bir paket falan açmak için, böyle bir şeyler açmak için kahve paketini falan açıyorum mesela. Şu ocağım için kullandığım spatulam. Sonra ne varmış? Burada sarımsak dövücüm var. Şunu şöyle koyayım. Burada yine bir et kesme şeyimiz var. Bıçağımız var. Kağıdı. Şurada işte tirbüşonumuz var. Küçük şekerlik. Şöyle minik misafir falan gelince böyle kullandığımız. Şurada bir tane spatulam var. Şurada da süzgeçim var. Süzgeçimin üstünü kullandım işçiler yaparken. Bunu da buraya koyuyorum. Şöyle ayaklı bir süzgeç bu. Üzerine süzgeçinizi koyuyorsunuz. Hem şık duruyor hem de böyle şey kullanmıştık bayağı gerçekten. Bunu da buraya koydum. Böyle bir çatal bıçak takımımın olduğu bir alanım var. Bunu da size kahvemi beklerken hemen göstermek istedim. Çünkü birkaç kişi sormuş. O düzenin nasıl hani nasıl yapıyorsun, nasıl koyuyorsun çatal bıçaklarını diye. Belki içinizden görüp de benden ilham alanlarınız olmuştur. Yani kaşık çatalları o şekilde koyduğunuz zaman hem alanınız ve yeriniz yeterli oluyor. Yani şöyle. Mesela kaşıkları bu şekilde koyuyorum. Çatalları da şöyle koyuyorum. Bıçakları da bu şekilde koyuyorum mesela. Hani hem böyle yeterli bir alan oluyor hem de böyle güzel duruyor. Ve daha kolay kullanılmaz oluyor. Ben hepsini kullanıyorum. Yani şöyle hani hiçbir zaman evlendiğim zamandan beri işte misafirlik takımım ayrı. İşte şunu kullanmayayım. Misafir geldi işte kullanayım olayım maalesef ki olmadı. Annem bana çok kızıyor ama. Ya zaten şöyle biz sürekli evde olup da böyle haldır haldır misafirleri ağırlayalım. İşte haldır haldır yemekler yapalım. O çatal bıçak takımlarımı bile yani haftada bir ya da iki kez kullanıyorum ya da kullanmıyorum. Bunun için de şimdi misafirin gelmesini de beklemeyelim. Ne demişler? Hayat bir gün, o da bugün. Her şeyi tadalım, yaşayalım değil mi? O yüzden ama tabii ki de misafirlerim için özenle kullanıyorum. Her şeyim ona göre ayrıdır falan filan yani. Daha böyle ekstra hassas davranıyorum. Öyle yani arkadaşlar. Siz de bence öyle yapın. Eskidenmiş o. Böyle misafir gelsin diye yıllarca çekmecesinden çıkmayan çatal bıçaklar, nevresim takımları. Annem bana dantel takımı vermiş. Çok konuştum. Size biraz onları göstereyim. Bir sürü dantel takımım var. Masa örtülerim var. Diğer evimdeyken yemek masam vardı. Burada sadece bu masam var. Yani yemek masam yok evimde yer olmadığı için. Ama misafirim gelse mesela ben beyaz masa örtüsüne bayılırım. Hiç de acımam kullanırken dökülsün, kirlensin. Sonuçta yıkanıyor ve lekeler çıkıyor değil mi? Dantelli olan masa örtüleri çok bence şu bu aralarda bayağı bir favori. Üzerine güzel çatal bıçak takımlarınızla böyle kadehlerinize çok şık ve hem modern hem de vintage bir tarz yaratıyor. Benden size tavsiye. Ben kullanıyorum şahsen. Siz de kullanın. Ay mis gibi bir şey oynuyor. Yasak elma oynuyor. Bakın şimdi şunun sesini kısayım da size biraz şunları koyduğum elimin altında olmasını istediğim şeyler var. Şöyle kapatıyorum üstünü tozlanmasın diye.
Bakın şimdi mesela şöyle bir tane yemek masası masa örtüm var. İşte şu ortası bu şekilde şöyle geliyor. Dantel gibi değil aslında, dantel yani ne oluyor bunun aslında bilmiyorum, işte beyaz. Bunu böyle serdiğiniz zaman ortasında böyle bir deseni oluyor. Bakın şöyle. Bunun bir de böyle peçetelik takımları var. O kadar güzel ki bunları böyle şey yapıyorum. Şurada olması lazım. Aynen. Bakın şöyle biraz karışık orayı. Orayı çok göstermiyorum size. Şunları almıştım ben evlenirken. Şöyle incili şu şekilde. Mesela bunları arasına, bu peçetekleri arasına koyuyorum. Ya da daha spor olsun diye şunları almıştım İngiliz Home'dan. Bunları koyuyorum. Çok güzel oluyor gerçekten. Mesela bu tarz böyle bir yemek masa takımım var. Örtü takımım var. Bu runner diye geçiyor aslında. Şöyle biraz büyük bir runner. Bunu sanırım annem işlemiş bunu elinde. Sonra bunu keten şeye, örtüye işte. Artık buldan bezi mi neyse artık tam bilmiyorum o kadarını. Bunların masa takımı da var. Örtü, işte runner, peçetek takımı falan da var. Mesela en çok kullandığım şeylerden biri de size hazır açmışken. Ay durun bakayım göstereceğim size şimdi. Bunu diğer evimdeyken çok kullanıyordum. Şunlarla peçetelik. Bakın şöyle göstereyim size. Hatta şöyle sileceğim. Bakın şimdi bu o kadar güzel gül kurusu renginde. Bunları annem yaptırmıştı bana. Bunun büyük yemek masası takımı ve örtüsü var. Ve bir de böyle peçetelikleri var. Ben bu peçetelikleri şöyle katlayarak yine üzerine şunlardan hani birkaç tane daha var ama onlar nerede bilmiyorum. Şunları falan koyarak böyle hem şık hem de böyle modern bir görüntü sağlayabiliyorsunuz. Mesela nerede ya? Şurada mıydı? Burada mesela dantel falan var böyle birkaç tane. Ben böyle kullanmayı seviyorum aslında. Hoşuma gidiyor. Şöyle düzgün bir şekilde koyayım da yine şey olmasın. Yani ben seviyorum ya, bilmiyorum. Böyle hani güzel masalarda şık sofralar böyle çok hoşuma gidiyor benim. Hep oldum olası severim. Hala eskidenmiş böyle dantel kullanmak işte ay şöyle böyle, ama şık şık yemek masalarda böyle yemek takımlarınızla, güzel kadehlerinizle hem çok modern oluyor hem de çok güzel ve şık duruyor bence. Ben her türlü ortama seriyorum vallahi arkadaşlar. Hiç. Size fikir olsun size de. Çeyiz yapacak arkadaşlar varsa eğer aranızda, bence bunları annelerinizden alın kızlar. Mesela şöyle runner, ben yani şeyi tavsiye ediyorum. En çok runner'ım var benim. Yemek yani masa örtülerim var ama en çok runner'a ağırlık verdirdim anneme yaptırırken. Çünkü runner'ı böyle hani hem spor hem şık daha rahat kullanıyorsunuz. Daha böyle bizim yaşlarımıza, daha hani bu mevsime, bu havalara diyeyim şöyle. Daha iyi uyuyor bence. Hani runner'ları daha rahat kullanırsınız bence. Runner yaptırın. Dantel olsun, güpürlü olsun. Hiç onun sınırı yok yani bence. O yüzden benim çok fazla runner'ım var. Büyük peçetelerim vardır. Çünkü yemek tabaklarının üzerine falan böyle tokalarıyla, peçete tokalarıyla falan çok şık duruyor aksesuarlarla. Öyle yani, size küçük bir şöyle bir göstereyim istedim. Eğer isterseniz sizinle güzel bir çeyiz videosu çekebiliriz. Mutfak çeyizlik, yani çeyiz de demeyeyim de evlenirken aldığım mutfak yemek takımlarımdan falan gösteren bir videom var. İsterseniz yine böyle dantelmiş, yemek masasıymış, sofra sunumlarıymış, işte yatak örtüleriymiş gibi bir video çekeriz. Ama isterseniz eğer aşağıya bana yorum yazmayı unutmayın. Öyle yani, size de şöyle küçük bir hazır konusu gelmişken göstereyim istedim. Bunları şöyle güzelce koyayım. Ya şu takıma bayılıyorum. O kadar güzel ki, bakar mısınız, bembeyaz. Böyle şık restoranlara gittiğiniz zaman da beyaz masa örtüsü serilen mekanlar beni kazanır yani. Çok severim. O yüzden ben de böyle gelen misafirlerime de, kendime de, Kaan'la sofraları hazırlarken de hep böyle şey yaparım. Özen gösteririm. Sofra kurun kızlar. Her zaman kendinize, eşinize sofra kurun. Sofrada mutlaka oturun. Yani sofrada ne olması önemli değil. Şunu da şöyle seriyorum ki şey yapmasın. Sofra kurarsanız her zaman o mutfağınızın ve ailenizin bereketi olur bence. Ben böyle şeylere çok inanırım. O yüzden hep böyle Kaan'la ikimizle her zaman yemek yapamam. Evet. Yemekle ilgili çok bir olayımız yok. Burada bir tane daha çatal bıçak sorun var. Burası biraz dağınık. Düzenlemem lazım. Şurada kullandığım bunlar sığmadı. Şöyle güzel küçük işte çatal bıçaklar var. Şunu çok beğeniyorum ama kullanmıyorum bir türlü ya. Şu böyle şekerlik gibi mesela. Burada küçük çorba kaşıkları falan var. Bunları yerim olmadığından dolayı buraya koydum. Ama o çekmeceyi biraz toparlamam gerekiyor. Böyle yani. Selamlar. Biz Urla'dayız. Kaan geldi. Saat şu anda 8'e geliyor.
Evden o kadar hızlı bir şekilde hazırlanıp çıktık ki çekemedim. Biraz ütü yaptım tekrardan. İşte eşyalarımızı hazırladık falan derken eve gidince size onları göstereceğim. Şimdi Urla'ya geldik. Sanayi Sokağı'na ve meydan oraya geldik. Yemek yiyeceğiz. Karar veremedik daha ne yiyeceğimize. Ben bir pizza diyorum, bir köfte diyorum falan. Bakalım gidince sizin de sizi gösteririm zaten. Öyle yani, güzel. Urla'da havada mis gibi, böyle hiç soğuk yok. Keyifliyiz. Bakın biz vefalı köfteye geldik. Bal kabak çorbası içeceğiz önce. Sonra da köfte yiyeceğiz. O kadar yer alıp buraya yolumuz yeniden. Burası çok güzel Urla'da arkadaşlar. Mutlaka buraya gelin. Buraya yolumuz düşerse. Bal kabak çorbası çok güzel. Ne? Ne zaman gelmişti? Bayağı oldu. Evet. Uzun zaman oldu. O kadar güzel ki. Ve meşhur köfteleri. Hadi bakalım. Köfteleri de çok güzel arkadaşlar. Bakın. Kalın her zamanki gibi. Rahat bak. Çünkü bunlar... Ve sonunda evdeyiz. Evimize geldik. Saat şu anda kaç biliyor musunuz? 10:20 geçiyor. Biz şimdi Urla'dayız. Gördüğünüz gibi Urla'yı özleyenleriniz var mı ya? Buraya gelince ayrı bir huzur oluyorum valla. İçimde çok mutlu ve keyifli oluyorum. Şimdi mangalımı yapıp hemen bu akşama dolaba koyacağım ki yarına hazır olsun. Pazar kahvaltısı için size aldıklarımı göstereyim hemen. Markete uğradık Kaan'la. Şöyle iki tane süt aldım. Şu Pudding'den aldım, bitter çikolatalı. Bunu çok seviyorum. Yani Magnolia'da bitter çikolatalı olayını seviyorum. Kakao ile sütle kendim yapayım dedim ama tuttururum, tutturamam. Şimdi burada Urla'da da her malzeme oluyor olmuyor. O yüzden şimdi riske atmayayım. Elisanım şunlardan yapayım. Bakın. Şöyle pudinglerim. Bitter çikolatalı. Bir tane Türk kahvesi aldık. Şöyle üzerine süslemek için şöyle kurutulmuş çilek aldım. Tabii ki de olmazsa olmazımız burçak bisküvi. Şurada da çatal bıçak takımlarım var. İkisini beraber getirdim. Annemin burada takım var ama bunları kullanmak istedim yarınki pazar sofrasında. Şimdi bunları hemen pişirip pudingleri pişireceğim. Pudingler piştikten sonra şu burçakları biraz ufalayıp mangolu yapmak için biraz da şey birkaç tane kase şey bulmam lazım. Böyle kadeh bulmam lazım. Bakalım şimdi halledeceğiz inşallah. Şurada annemin kadehleri var gerçi ama bakayım bunların devamı varsa onlardan birkaç tane alacağım. Pudingi şu tencereye koydum. Annemin başka tenceresi yok. Şuna koydum. Şimdi pudinglerimizi pişiriyoruz. 2 paket pudingden yapıyorum şu anda. 2 paket pudingi de 1 litre su süt koydum. Kadehlerimi de yıkadım. Şurada temizledim onları. Güzelce. Onları bir önce sığdıracağım. Kalan olursa başka bir kaseye koyacağım artık. Şimdi elimle bisküvileri doğruyorum şöyle gördüğünüz gibi. Minik minik ufalıyorum. Zaten bu burçak bisküviler en rahat ufalanan bisküviler. Eğer bundan yoksa içine cicivi falan da koyabilirsiniz. Hem basit hem de lezzetli oluyor burçağın tadı. Pudingim pişti. Şimdi o ilk sıcağı çıkıncaya kadar beklesin. Bu arada bu pudingi yaparken içine mutlaka bir şey de koyun, içimlik. Katı yağ, yani sıvı tereyağı da koyun mutlaka ki üstü böyle kabuk kabuk olmasın. Canım çekti. Seni çekti mi? Çaydan mı? Bitterli yapıyoruz. Şeyi. Çay yapsaydık ya. Bizim kızlar seviyorlar çünkü. Bu arada ben bu videoyu burada bitireceğim birazdan. Yarın yeniden tekrardan bir vlog başlatacağım. Video başlatacağım. Yani bu hazırlıklar yarın pazar günü kahvaltı için aslında. Arkadaşlar gelecekler. Daha önce de söyledim. Aslında bu videoyu uzatacaktım ama dedim ki bu böyle hem ev, daha çok böyle ev ağırlıklı bir video olsun istedim. Kırmasaydın çayı bandırdık ya. Var daha bir paket. Evet, var. Annemin burada daha bisküvileri. Aa, ondan da koyayım mı? Annemin normal eti bisküvisi var. Dur bir paket daha alayım. Yarın o yüzden tekrardan bir vlog başlatacağım. Bu yüzden benim videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın, olur mu? Kaan da arkadan taklidimi yapıyor. Aç Kaan. Hadi sen de bana yardım etmek ister misin mesela? Benimkiler de orada, versene. Getir ayağıma, gelir. Ederim şeydi. Bunlar senin, bunlar benim. Ne, ben giyemem ki. Çok güzel koktu. Evet. Ha? Aşkım yardım et. Biraz giyemem ya. Hadi. Ama ellerim şey değil o yüzden. Kaldır. Hadi pofidiklenelim. Ablamın bize yılbaşında aldığı hediyeler, evet. Burada kullanıyoruz. İzmir'deki ev çok sıcak oluyor yazın. Burada doğal gaz. Pofidiklerimiz. Hadi şimdi devam ki. Ve saat şu anda 12'ye geliyor. Bir çay yaptım kendime şöyle sallama. Kaan uyudu. Gece moduna geçiş yapıldı vallahi Urla'da.
Şimdi şöyle çayımı koyacağım. Kitabımı alamam. Şu an okuyamam muhtemelen. Çünkü geri editin başına oturacağım. Şu koltuğa yayılıp güzelce yarınki yükleyebileceğim editi yapacağım. Artık bu videoyu artık yavaş yavaş kapatalım. Pijamalarımızı giydik. Şu pijamalarımı giydim. Şortlu, ayağımda pufidikler. Üstüme de böyle sivitimi giydim. Klima çalışıyor tepemizde. Hava biraz serinledi. Pencerenin kenarına oturdum. Artık bu videoyu kapatalım istiyorum. Daha fazla uzatma, sizi de sıkmak istemem. Gördüğünüz gibi bugün bütün bir gün beraberdik. Ev videolarını ve vloglarını çekerken ben çok keyif alıyorum. Siz de izlerken çok keyif alıyorsunuz. Bugün birlikte tatlı yaptık, Urla'yı gezdik, yemek yedik, ütüler yaptık evde, evi düzenledik, mutfak yerleştirdik derken bir sürü şeyi paylaştım sizlerle. Ve çekerken çok ve çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız ve beğenirsiniz. Lütfen kanalıma destek olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olduğunuz sürece ben böyle çok mutlu olurum ve motivasyonum daha da artıyor. Güzel yorumlarınızı ve güzel dileklerinizi de yorumlarda alta benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sadece güzel değil, eleştirilerinizi de açığım zaten. Kendimi şu anda burada geliştirmeye çalışıyorum videolarımı çekerken. Fikirleriniz ve bana yardımcı olmak istediğiniz böyle hani fikirleriniz, nacizane tavsiyeleriniz varsa ben hepsine kabulümdür. Yorumlarda buluşalım istiyorum bir yandan da. O şekilde umarım videomu ve vlogumu beğenirsiniz. Bildirimlerinizi açarak diğer vloglarımdan ve diğer videolarımdan da haberdar olmayı unutmayın. Mesela şimdi bunu kapatacağım. Yarın sabah, yarın günlerden pazar. Yarın pazar kahvaltısı ve Urla'daki içeceğimiz zamanlarla ilgili güzel bir vlog daha gelecek. Yarın tekrardan bir video başlangıcı yapacağım. O yüzden bildirimlerinizi açarak kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Daha fazla uzatmıyorum. O zaman kendinize çok 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 iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.